Bitcoin hiç şüphesiz son 10 yılın en iyi getiri sağlayan yatırım araçlarından bir tanesi. Buna karşın pek çok insan ona hala son derece çekingen bakıyor, fırsatı görse de oraya para yatırmaya korkuyor. Bu korkuların ana sebepleri arasında elbette Bitcoin fiyatının çok sert dalgalanması var, bence de korkulacak bir şey. Bitcoin'in regüle edilmemiş olması, arkasındaki kanuni altyapının net olmaması var ve bir yandan da tabii Bitcoin teknolojisini anlamamak, orada neyin olup bittiğini kavrayamamak da var. Ama bunların ötesinde geniş bir kitle var ki ben de onları sosyal medya paylaşımlarıma gelen yorumlardan biliyorum. Hangi borsadan bu güvenle alınır satılır? Hangi borsada başıma bir iş gelmez? Ve daha da önemlisi, aldığım Bitcoin'i nerede saklayabilirim? Ne yaparsam bunun çalınmasına engel olurum? Ya şifreyi kaybedersem gibi sorular, işte bütün bunlar da insanı Bitcoin'den soğutuyor. Tabii ki bu problemi gören blockchain girişimcilerinin eli boş durmuyor. Yepyeni çözümler geliştiriyorlar. Soğuk cüzdanlar, sıcak cüzdanlar, Bitcoin'i güven içine tutacak yeni sistemler ortaya koyuyorlar. Fakat açıkçası acemi bir Bitcoin yatırımcısı için, hele teknolojiyle de çok barışık değilse, bunları anlamak da zor. Bunlar arasında doğru seçimleri yapmak da zor. Bunları kullanmak da zor. İnsana huzur verdiğini iddia etmek de zor. Peki bu durumda ne yapmak lazım? Eğer Bitcoin'in gelecekte de hızlı değer kazanacağına inanıyorsanız, ben ona inananlardan bir tanesiyim, o halde Bitcoin'e yatırım yapmanın bir yolunu bulmanız lazım. Ve bu tip risklerden çekiniyorsanız size göre bir çözümüm var bugün. Aslında bir değil, birkaç çözümüm var ama çözümün temeli Amerikan borsalarında işlem gören bazı hisse senetlerine yatırım yapmak. Çünkü bu hisse senetleri veya bu fonlara yatırım yaptığınızda aslında Bitcoin'e dolaylı olarak yatırım yapmış oluyorsunuz. Bitcoin'e dolaylı yatırım yapıyorsunuz ama borsa riskiniz yok. Çünkü New York Stock Exchange gibi, Nasdaq gibi güvenli borsalar üzerinden yapılıyor bunlar. Bitcoin'i saklamak gibi bir derdiniz de yok. Çünkü hisse senedi bunlar ve hisse senedi saklama sistemleri zaten çok uzun yıllardır güvenle işliyor. Devlet güvenceleri altındalar. Ama tabii dikensiz gül bahçesi olmaz. Bu tip çözümlerin de belli sorunları var. Maliyet sorunları var. Başka bazı sorunları da var. İşte bugünkü bölümümde size hem bu çözümleri anlatmaya çalışacağım, hem de bu çözümlerin olası risklerini ortaya koyacağım ve kendi yolunuzu bulmanızda her zamanki gibi size yardımcı olmaya çalışacağım. Fakat bu detaylara girmeden önce küçük bir duyurum var size. Nasdaq şirketlerine nasıl yatırım yapılır isimli eğitimim 3. kez açtık, 3. kez doldu bitti, 4. kez açıyoruz. Aşağıya linklerini bırakıyorum. O eğitimde Nasdaq hisselerine, daha doğrusu yüksek riskli teknoloji şirketlerine nasıl yatırım yapılır, nasıl yönetilir, hangi borsalar kullanılır, hisse senedi nasıl seçilir, risk neye göre belirlenir, hangi performans göstergelerine bakmak lazım gibi pek çok konuya değiniyoruz. Bu eğitimin 3.sünü de kayıtları tamamlandı. O yüzden şimdi 4.sünün kayıtlarını açıyoruz. Link aşağıda, eğer ilgilenirseniz lütfen bir inceleyin. Bugün 5 Ocak 2022, ben Bora Özken. Bitcoin'e daha az riskle nasıl yatırım yapılabileceğini anlatacağım yeni bölüme hoş geldiniz. Yalnız önce küçük bir hatırlatma, anlatacaklarım asla birer yatırım tavsiyesi değil. Sadece kendi kullandığım yöntemler ve bu yöntemlerden çıkardığım dersler. Bitcoin'e yatırım yapmak her şekilde risklidir. Bu yeni bir varlık, bunun kanun regülasyonu belli değil. Kendi araştırmanızı yapmadan, kendiniz için en doğru araçları seçmeden asla yatırım yapmayın. Bu kısa ama önemli uyarıyı da yaptıktan sonra gelin Bitcoin'e yatırım yapmanın, belli risklerden arındırılmış şekilde yatırım yapmanın yöntemlerine üzerine gidelim. GBTC, ilk üzerine durmak istediğim araç. GBTC bir fon, aslında öyle düşünmek lazım. Ve bu fon sadece Bitcoin'e yatırım yapıyor. Gidiyor piyasadan para topluyor ve bu topladığı parayla gidip fiziki olarak Bitcoin satın alıyor. Şu anda dünyanın en büyük Bitcoin portföylerinden bir tanesine sahip. Tabi Satoshi Nakamoto'nunkini bir kenara bırakıyoruz. Ve siz de GBTC'den hisse senedi aldığınız zaman aslında GBTC'nin sahip olduğu Bitcoin'lerden kendinize bir parça almış oluyorsunuz. Bu aldığınız şey aslında hisse senedi gibi. Hisse senedi saklama yerlerinde saklanıyor. Tamamen kanunla, regülasyona barışık bir yapısı var. Buraya kadar güzel ama bazı dezavantajları var. Bu dezavantajların ilki diğer hepsi için de geçerli ve bence çok önemli bir dezavantaj. Biliyorsunuz kripto pazarları 7-24 işlem görüyorlar. Burada ise sadece haftanın 5 günü, o da mesela tatil falan olunca o da olmuyor. Amerika'da da resmi tatiller oluyor. Yani resmi iş günlerinde ancak işlem yapabiliyorsunuz. Bu da şu anlama geliyor: hafta sonu Bitcoin'da heyecanlı hareketler varsa siz oyun dışısınız. Veya borsalar, bu borsa kapandıktan sonra Bitcoin'in fiyatında sert bir düşme veya yükselme varsa ne stop loss'unuz işe yarıyor, ne işte yeni alımlar
yatırımlar yapabiliyorsunuz. Ertesi günü beklemeniz gerekiyor. 7-24 işlem gören bir pazarda bu ciddi bir dezavantaj. Özellikle de daha günlük bir ticaret yapıyorsanız, yani al sat seviyorsanız, burası bence işinize yaramayacaktır. Ama uzun vadeli bakıyorsanız ve bu dalgalanmalar beni etkilemez, yeter ki ben alayım orada ufak tefek, başım ağrımasın, kayboldu mu mayboldu mu bunlara bakmayayım, sadece fiyat dalgalanması riskini alayım diyorsanız GBTC fena bir çözüm değil. Ama bütün bunların yanında GBTC'nin önemli bir dezavantajı daha var. Normalde ne beklersiniz? GBTC satın aldığınız zaman GBTC'nin portföyüne kaç tane Bitcoin varsa onların çarpı günlük fiyat kadar değeri olması lazım. Tam öyle değil ama bunun sebeplerden bir tanesi, bir kere bu fonun yöneticileri bir komisyon kesiyorlar. %2 civarında bir komisyon var burada. Epey de yüksek bir aylık komisyon. Bir kere bir masraf. Yani durduğu yerde Bitcoin'in fiyatı aynı kalsa bile bir %2'lik değer kaybınız olabiliyor. Tek kayıp bu değil ama bu bazen ters de çalışmakla beraber, mesela bugün baktığımızda GBTC'nin fiyatı olması gerekenden %21 aşağıda. Yani ne demek istiyorum burada? Diyelim ki 100 bin Bitcoin var. Bu 100 bin Bitcoin çarpı bugünkü fiyat olan 45 bin doları çarptığınızda oluşacak toplam bir değer var. GBTC'nin değeri bunun %21 kadar gerisinde şu anda. Buna discount deniyor. Bu tabii hoş bir şey değil. Neden oluşuyor? Bunun bir bölümü o %2'lik komisyonlar kesile kesile böyle bir fark yaratabiliyor belli bir vadede. Bir de bazen Amerikan borsaları Bitcoin'den farklı olarak düşüşte oluyorlar. Bugün Bitcoin'in fiyatı aynı kalsa bile burası düşüyor ve borsa toparlamada sürece kendisini toparlamayabiliyor. Bunun tersine çalıştığı dönemler de vardı. 2021 yılında da tam tersine GBTC'nin süper bir primi vardı. Bunun portföyündeki Bitcoin'den daha değerliydi hisse senedi. Ama şu anda terse dönmüş durumda. Bu da bunun dezavantajı. Şimdi haklı olarak içinizden şu geçiyor. %21'lik bir kayıp söz konusuysa bu alınır mı hocam? Niye de alınabilir? Çünkü dediğim gibi diğer risklerin hiçbirine girmiyorsunuz. Bir de daha evvel başka bir podcast'inde bahsetmiştim. Aşağıda açıklamalarda ve YouTube'dan izliyorsanız yukarıdaki linkte o podcast var. GBTC'nin ilk spot Bitcoin ETF'ine dönüşme ihtimali var. Spot Bitcoin ETF'i nedir? Vadeli işlem Bitcoin ETF'i nedir? Bunlar arasında yatırımcı açısından avantajlar, dezavantajlar nedir? Daha evvel bahsetmiştim. Ama bir gün Amerika'da spot Bitcoin ETF'i kabul edilirse ilk kabul edilen GBTC, yani Grayscale'in olma ihtimali son derece yüksek. Çünkü hakikaten zaten şu anda pek çok Bitcoin var. Dünyanın en büyük Bitcoin yatırımcılarından bir tanesi. Ve böyle bir şeyi başka bir yatırım şirketinin başvurusu kabul edilirse bile GBTC'nin başvurusunu reddetmek konusunda Amerikan SPK'sının elinde hiçbir koz kalmaz. Böyle baktığınızda da bu primin tam tersi çok olumluya dönmesi mümkün. Çünkü bu durumda normalde Bitcoin satın almak isteyen ama Bitcoin alamayan pek çok fon GBTC'den gelip hisse alacaktır ve belki de orada prim tekrar pozitife dönecektir. Hazır ETF'ler demişken BITO diye bir ETF'imiz var. ProShares'ın Bitcoin ETF'i. Bu yılın, daha doğrusu geçen yılın 2021'in sonunda devreye girdi. Bugün fiyatı biraz yükselmiş, fena değil durumu. Bunu da düşünebilirsiniz. Fakat unutmayın, bu bir spot ETF değil, bu bir vadeli işlem ETF'i. Vadeli işlemlere dayalı ETF'lerin sakıncalarından o demin bahsettiğim podcast'imde uzunca bahsettim. Yine burada da bazı fiyat dezavantajları olabiliyor. Ama bu da bir yol olabilir ve bunun da genelde hareketlerinin Bitcoin'e aşağı yukarı paralel davrandığını görüyoruz. Ve bunda bir risk yok. Bu da kanuni olarak gayet uygun. Risk yok derken Bitcoin riski hep var da borsa riski, teknik riski, başka kanun riski yok anlamında söylüyorum. GBTC ve BITO'nun dışında da alternatifler var. Bunlardan da ilk grupta maden şirketlerini görüyoruz. Madencilik şirketlerini. Bunlar blockchain madenciliği, Bitcoin madenciliği yapıyorlar. Ve yaptıkları bu madencilik işlemlerinden para kazanıyorlar. Kazıdıkları Bitcoin bir kısmını kendilerinde saklıyorlar, bir kısmını piyasaya satıyorlar. Bağımsız birer şirket. Şirketler, evet, ana işleri Bitcoin madenciliği ama şirketin yönetiminin değişmesi, bir konuda zarar etmesi, bir makinesinin bozulması gibi pek çok faktör bunların fiyatlarını olumlu veya olumsuz etkileyebiliyor. Uzun vadede Bitcoin'e para hareket ediyorlar ama kısa vadede hareketler çok daha farklı. Ve unutmayın, burada bu şirketlerin riskini alıyorsunuz. Yani bu şirket kötü yönetilebilir, batabilir, içindeki yöneticiler hırsızlıklar yapabilir. O riski göze alıyorsunuz. Çünkü bu şirketler doğrudan Bitcoin fonları tutan şirketler değil. Bünyelerinde bir miktar Bitcoin oluyor ama bunlar aslında normal Bitcoin kazıyıp satıp bundan işlem gören şirketler. En sonunda da tabii MSTR kısaltmalı MicroStrategy'den biraz bahsetmekte fayda var. Bu ünlü çılgın Bitcoin yatırımcısı Michael Saylor'ın firması. Aslında bir veri analitiği firması. Ama Michael Saylor bu firmanın fonlarına ayarlanıp çok yüklüce Bitcoin alıyor.
dünyanın en büyük Bitcoin yatırımcılarından bir tanesi ve bunları bu şirketin fonlarında tutuyor, portföyünde tutuyor. Yani aslında MicroStrategy şirketi hisselerini aldığınızda Bitcoin hissesi almış oluyorsunuz. Burada şirketin asıl bir işi var. İşte veri analitiği gibi konularda, iş zekası gibi konularda danışmanlık hizmetleri var, yazılımları var. Bir bundan biraz pay alıyorsunuz ama şirketin açıkçası gerçek değerinin çok büyük bölümü bünyesi tuttuğu Bitcoin'den geliyor şu anda ve Bitcoin fiyat dalgalanmalarından büyük oranda paralel hareket ediyor. Mesela bugüne bakacak olursanız bugün negatif hareket etmiş. Neden bilmiyorum. Muhtemelen MicroStrategy şirketine özel bazı haberler vardı veya bu hisse senedini alanlar bir şekilde satıp başka şeyler almak istediler. MicroStrategy'nin hisse senedi fiyat davranışı yine Bitcoin'le uzun vadede paralel ama mesela bir GBTC gibi bir BitOk gibi net bağlantılı değil. Hatta Mara ve Riot'tan da daha az korelasyon gösteriyor diye olabilirim. Şimdi kafalar karıştı ama özetleyelim. GBTC alabiliyorsunuz doğrudan Bitcoin aldığınız gibi ama fiyatının Bitcoin'e tam paralel hareket etmeme ve yüksek masraf durumu var. BitO alabiliyorsunuz bir Bitcoin ETF'i. Bu büyük oranda Bitcoin'le aynı şekilde hareket ediyor ama bir vadeli kontrat ETF'i bu. Bir spot ETF değil, onda dezavantajı bu. Mara ve Riot maden şirketleri büyük oranda Bitcoin'e paralel hareket ediyorlar ama bazen bunların fiyat iniş çıkışları Bitcoin'e göre daha sert yukarı veya aşağı yönde olabiliyor. Çünkü bunlar bağımsız şirket ve küçük şirketler bunlar. Değerlemeleri oldukça küçük firmalar. O yüzden de manipülasyon açık olabiliyorlar. Microsoft Strategy ise Bitcoin'e ise senedi olarak yatırım yapmanın en dolaylı yolu. Çünkü bu normal bir şirket. Başka işler yapıyor ama portföyünde Bitcoin var. Peki bütün bunu anlattıktan sonra özet tavsiyem ne olur? Valla özet tavsiyem açıkçası Bitcoin yatırımcısı olmak istiyorsanız Bitcoin'inizi gidin normal piyasadan alın, cüzdanlarınıza saklayın. En pratik yolu o bana kalırsa ve borsanın getireceği ekstra fiyat hareketlerinden, ekstra risklerden de sizi koruyan bir sistem. Ama diyorsanız ki ya hocam ben orada korkuyorum, borsa riski var, nerede saklayacağımı bilemiyorum, teknoloji karmaşık geliyor diyorsanız buralara gelebilirsiniz. Buralara geldiğinizde de GBTC ve BitO bence en makul çözümlere benziyorlar ama uzun vadeli bakmanız lazım bunları çünkü unutmayın borsalardaki kripto pazarlarındaki günlük fiyat dalgalanmalarına burada cevap veremezsiniz çünkü bunlar o tempoda çalışmıyorlar. Bunlar sadece haftanın belli mesai günlerinde çalışıyor ve özellikle GBTC örneğinde piyasa fiyatını, Bitcoin fiyatını biraz altında bir getiri hatta negatif bir getiri elde etme ihtimaliniz de var. Ama uzun vadede büyük ihtimalle bunlar yakınsayacaktır ve Bitcoin'e yakın bir getiriyi burada elde edebileceksinizdir. Evet, bugünkü podcast'in de sonuna geldik. Umarım ilginizi çekmiştir. Umarım Bitcoin'e yatırım yapmanın bu alternatif yolunu biraz daha incelemeye değer bulursunuz. Ben bir miktar uzun vadeli yatırımı burada yapıyorum. Ama Bitcoin'i spot piyasadan alıp eğer becerebiliyorsanız cüzdanlarda saklamak tabii ki çok daha iyi fikir hala. Sevgiyle kalın, saygıyla kalın. Eğer bu podcast hoşunuza gitmişse bir like, bir yorum süper olur. Bu alternatif yolu bir inceleyin bakalım. Düşüncelerinizi, görüşlerinizi her zamanki gibi çok merak ediyorum.